Last of Us sezonun en iyi dizilerinden birini tamamladık. 9 bölümü geride kaldı. Bazılarınız izledi, bazılarınız izlemedi. Bazılarınızın belki haberi bile yok. Belki bu videodan sonra izleyeceksiniz ya da izleyip merak ediyorsunuz. Ben de videonun ilk kısmında birazcık spoilersız bahsedeceğim. Hiç bilmeyenler için, biraz bilenler için ve çok bilenler için. Daha sonrasında detaylı yorumlara geçeceğim. Hızlıca başlarsam Last of Us aslında 2013 yılında Naughty Dog tarafından PlayStation'a yapılmış bir oyun oyunu oynamamış olabilirsiniz hatta oyun dünyasına çok uzak da olabilirsiniz. Haberiniz de olmayabilir. Şunu hemen söyleyeyim, oyunu oynamanıza gerek yok. Genelde ben ilk gelen sorular budur. Ya dizi izleyeceğiz, e, kitabını okuyalım mı, oyunu oynayalım mı, işte çizgi romanını şey yapalım mı falan. Gerek yok. Direkt dizi izleyebilirsiniz. Zaten bunlar ayrı mediumlar. Hele oyunla e, dizi tamamen ayrı ortamlar. O yüzden hiç dert etmeyin. Ha sonra merak ederseniz, imkanınız da varsa açıp oyunu neden oynamayasınız? Ee, diziye dönersek şimdi dizinin ilk e, kısmı için söyleyeceğim şu spoilersız kısmı için söyleyeceğim dediğim gibi oyunu oynamanıza gerek yok oyunu oynayanlar da şundan çekinmesinler ya oyun oynadık biz yine aynı hikayeyi mi izleyeceğiz hayır tam tersine hem Neil Druckmann'ın oyunda anlatmak istediği ama anlatamadığı derinleştiremediği dediğim gibi çünkü oyunun farklı dinamikleri var farklı bir ortamda çalışıyor oyunun sizi e, her an beslemek gibi ya da her an böyle tetikte tutmak gibi ya da her an e, oyun içerisinde sizi aktif tutmak gibi aksiyona sokmak gibi Görevleri yükümlülükleri var e, O yüzden hikaye anlatımı aslında sizin bir A noktasından B noktası oyun mekanikleri ilerlediğinizde Karşınıza çıkan cutscene'lerden ibaret yani aralara giren videolardan ibaret O yüzden orada çok fazla e, Duyguyu yakalayamayabilirsiniz bile Ha tabii oyunu Düzenli oynayıp üst üste gittiğinizde ya da böyle aralıksız oynadığınızda e, Oyun dünyasına aşinaysanız Akıcı da oynuyorsanız tabii oyunun size yaşattığı duygu da ayrı oluyor. Çünkü o aksiyona girmek, o heyecanı yaşamak, üstüne o duyguyu yaşamak da başka bir sonuç yaratıyor. Yani sakın sakın şunu anlamayın, oyun kötü diziyi anlamda demiyorum. Oyundan da başka bir zevk alırsınız. Diziden de bambaşka bir zevk alırsınız. O yüzden de oyunu oynadıysanız da diziyi izleyin derim. Geri dönersem Neil Druckmann oyunda işte bu kat sinlerde aslında detaylı anlatamadığı hikayeleri anlatma şansı bulmuş. Üstüne de Craig Mazin'le. Craig Mazin'i de Chernobyl dizisini izleyenler hatırlayacaktır. Onun yaratıcısıydı. Chernobyl'de böyle çok sakin ortamda Rusya'nın o meşhur Chernobyl felaketini mükemmel anlatan ve o sakin ortamdaki vuruculuğuyla seyirciyi inanılmaz etkileyen bir diziydi. Onu da izlemediyseniz onunla ilgili bir video yapmadım sanırım. Bak keşke yapsak ona da video doğru. Onu sanırım yatay bakışta konuşmuştuk. Neyse Craig Mazin'le beraber hikayeyi alıp derinleştirmişler. Hatta podcast'ine dinledim. Bazı yerlerde Neil Druckmann birazdan bahsedeceğim zaten. Craig Mazin'in bulduğu bazı fikirleri ya keşke bunu oyuna da koysaymışız diyerek bayağı yüceltiyor. Evet Craig Mazin, Neil Druckmann'ın fikirlerini bayağı alıp ileriye taşımış. Şimdi dizinin spoilersız konusuyla devam edelim. Aslında çok temelde Road filmi gibi, meşhur Viggo Mortensen'in Road filmi gibi as A noktasından B noktasına felaket yaşamış bir dünyada gitmeye çalışan iki insanın ya da bu iki insanın farklı insanlarla tanışarak bu iki nokta arasında gitmeye çalışması aralarındaki ilişki bu karakterlerin yol boyunca yaşadıkları ve başına gelenler sonucunda da dönüştükleri kişilikler çok temelde basit bir yol hikayesi diyebiliriz yani. Ama bunun çok daha fazlası Last of Us. Özellikle oyuna göre en iyi yaptığı şey bu. Oradaki hikayeyi çok fazla derinleştirmesi ve Türkçeleştirirken de zaten bizden geriye kalanlar diye Türkçeleştirmişlerdi. Aslında bunu ben daha da ileri götürüp insanlıktan geriye kalanlar diyerek hem dizinin de kısa bir özetini çıkarmış olabilirim. Gerçekten de insandan, insanlıktan geriye kalanları da görüyoruz. Yani insanların Büyük felaket sonrasında ortaya koydukları tepkiler, psikolojileri, bir araya gelip tekrardan e, sosyal olarak hareket etmeleri, toplumları, toplulukları ve daha sonra daha büyük toplumları oluşturmaya çabalarındaki sorunları çok detaylı e, veriyor dizi. Bunu sadece 9 bölümde yapabiliyor. Ve oyuna göre de dediğim gibi e, en iyi yaptığı şey e, özellikle yan hikayeleri. ...ana hikayeyle çok iyi bağlıyor, çok iyi geliştiriyor. Aslında oyunda çok kısa gördüğümüz ya da böyle cümlelerle bahsedilen... ...ya da bazı sonuçlarını gördüğümüz yan hikayelerin... ...çok detaylı işlenmiş versiyonlarını yine dizide görüyoruz. Ve dizide özellikle de Bella Ramsey ve Pedro Pascal müthiş oynuyorlar. iki karakterde. de... Tabii diziden önce çok tartışma çıktı ama bunlara tekrar girmeyeceğim. Ben diziye odaklanmak istiyorum açıkçası. Ama iki oyuncu da Ellie ve Joel karakteriyle müthiş iş çıkarmışlar... Onun dışında zaten giren bütün yan karakterlerin castingi de müthiş. Onlar da dizi inanılmaz sürüklüyorlar. Spoilersız kısım için son olarak da şunu söyleyeyim. Ee, yani dizi şöyle de gözükmesin size hiç oyunu bilmiyor olabilirsiniz. Ee, feraket filmlerinden dizilerinden sıkılmış da olabilirsiniz. Ama bu dizi işte bunlardan farklı olarak benim çok sevdiğim bir şey yapıyor. Aslında çok temel insan hikayelerine odaklanıyor ve sadece bunun ortamı değişik. Yani ne demek istiyorum? Yani insan hikayeni alıp bir e, lise dizisinde de anlatabilirsiniz. Bir felaket ortamında da anlatabilirsiniz. Bir savaş ortamında da anlatabilirsiniz. Mesela Berserk gibi bir çizgi e, roman, bangayla da anlatabilirsiniz. O yüzden e, bence ön yargıda da yaklaşmayın. Hani şu, şundan söylüyorum. Ya yine felaket dizisi Zaten çok büyük bir deprem yaşadık bu arada. Yani bunun üzerine izlemek bu arada gerçekten çok zordu. Onu da söyleyeyim. Yani psikolojiniz hazır değilse bak onu o yüzden psikolojiniz hazır değilse kesinlikle izlemeyin. Gerçekten ben de deprem sürecinde açıp tekrar bakamadım diziye. Sadece biraz daha artık e, kafamızdan atmak değil de, demeyeyim de psikolojik olarak sakinlediğimde izleyebildim. Evet onun ağırlığı var ama e, bir felaket dizisi olmaktan çok dediğim gibi insanlıktan geriye kalanlar ve insan ilişkileriyle tekrar dünyayı sıfırdan kurabilir miyiz? Ya da yaşadıklarımızdan sonra eski halimize dönebilir miyiz? Ya da dönmeli miyiz? Çok iyi ortaya koyan ve belki de seyirciye tartıştıran bir iş. E, Spoilersiz kısım bu kadar açıkçası. Çünkü spoiler kısımda konuşacak çok şey var. Bayağı e, detaylı yorumlara geçiyorum. Aslında dizi ilk bölümden itibaren ne tarafa gideceğini, oyundan farklı olarak nasıl e, dünyayı genişleteceğini ufak ufak bize anlatıyor. Açılış sahnesi, dizideki açılış sahnesi zaten oyunda olmayan bir sahne. E, işte daha eski 68'lere gidip, 68'ler bir televizyon şovunda hatta baya böyle e, konukların bile sigara içtiği bir ortamda ki onu e, gençlerin çoğu hatırlamayabilir. E, gerçekten boktan bir dönemi var dünyanın böyle 80'ler 90'lar kısmını ben gördüm. Otobüslerde, uçaklarda falan sigara içiliyordu, çok saçmaydı gerçekten. <laughs> yani çok nasıl buna izin veriyorlarmış gerçekten. Şimdi bakınca çok tuhaf geliyor. Görünce de sahnede biraz bana ilginç geldi. Ya biraz şey gibi işte aslında dizi burada şöyle bir detay da yakalıyor. Her insan aslında yaşadığı ortamın, yaşadığı dönemin dinamiklerine göre çok şekilleniyor. Şimdi 60'larda yaşayan, 50'lerde yaşayan bir insan daha farklı şekillenirken, 2000'ler sonrası daha farklı. Hele de Eli gibi hiç eski dünyayı bilmeyen o yeni felaket sonrası dünyaya doğan bir e, kişi de daha farklı büyüyüp gelişiyor. Dizi böyle bir detayı da ilk girişten yakalıyor ve e, normalde işte oyunda anlatılan e, mantarların dünyayı sarması ve insanları bir zombi gibi kontrol etmeye başlamasıyla oluşan felaketlerin aslında 68 yılında ta bunun öncülerinin verilmesini anlatarak giriyor. Bu da aslında oldukça korkutucu. Yine Craig Mazin'in anlatım tonunun en önemli özelliklerinden biri çok sakin seyircinin hatta sunucunun da ara ara şakalar komiklikler yaptığı. Kimsenin beklemediği ama e, o anda anlatıldığında çok korkutucu da gelme çok uzak gelen bir şeyin biz e, yıllar sonra oluşumuna şahit oluyoruz. Böyle bir bilgiyi e, bize verme fikri bence çok iyiydi. Bunun devamında da. Zaten işte podcast'leri var bu arada onu da öneririm size dizinin bütün podcast'lerini YouTube'da da bulabilirsiniz Craig Mason ve Dragman diziyle ilgili bayağı detaylı bilgiler veriyorlar orada da bundan bahsediyorlar yani biz aslında sadece oyunun anlattığı hikayeyi değil genel olarak ana core hikayeyi alıp onu nasıl derinleştirebiliriz. Yani bu Cordyceps hikayesinin mantarların yayılması ve insanları zombi gibi kontrol etme hikayesini biz insanların hikayesi olarak nasıl derinleştirdiz? Bunun üzerine çok kafa yormuşlar. Dizi ilk bölümden itibaren aslında gelecekte olacakları da işaret etmeye başlıyor. Bu da çok iyi bir tohumlama yöntemi aslında. Hani başta şey gibi düşünmüştüm. Biraz da House of Dragon'ın çok popüler bir özelliği. Game of Thrones'ta bu vardı. Aslında George R. R. Martin'in zaten kitaplarında da yaptığı bir şeydir. Çok fazla foreshadow yani geleceği aslında size bir şekilde e, işaret eden e, sahneler, diyaloglar, belki arka planlar ekler. Siz de zaten e, buna alıştıkça bunları görmeye, okumaya başlarsınız. E, i̇lk bölümden itibaren e, Craig Mason ve Neil Druckmann buna benzer bir şey planlamışlar. Ama daha çok böyle o e, hikayenin tohumlarını ekmek gibi bir durum. Yani biz işte ilk bölümden aslında... Elinin e, nasıl ısırıldığını bilmiyoruz ama bununla ilgili ne öğrenebileceğimizi tahmin ediyoruz. Onunla ilgili ufak bilgiler geliyor. E, ne bileyim işte e, özellikle Joel'in kızı Sarah, Sarah'nın yaşadıkları bu bölümde e, çok önemli. Yani ilk bölüme bakarsanız özellikle birinci bölümden yedinci, sekizinci bölüme gelince tabii bazı şeyler unutulabiliyor. Yeni başlayanlar için şu uyarı yapayım özellikle ilk iki bölümü dikkatli izlerseniz. Hani bunu şey gibi söylemiyorum. Büyük sürprizler var aklınız çıkacak gibi değil de onları dikkatli izleyip 7. 8. 9. bölümde birleştirdiğinizde kafanızda hikayenin anlamı da artıyor. Yani kızın Sera'nın, Joel'in e, vefat eden kızı, ilk bölümde ölen kızı Sera'nın Ellie ile paralelliklerini görebiliyorsunuz. Joel'in hikayesinin ileri giderken e, bir noktadan sonra Ellie ile yakınlaşmasından sonra aslında o kendi psikolojisini düzeltmeye başlarken ...elinin psikolojisinin nasıl bozulduğunu... hele de ilk bölümlere göre... ...kıyasladığınızda daha iyi görmeye başlıyorsunuz. Bunlar çok güzel detaylar ilk bölümden itibaren. Bir de tabii bu tarz dizilerde... ...şimdi 9 bölüm, 10 bölüm... ...belki bazı bu tarz diziler 6 bölüm de olabiliyor. Genelde seyircinin... E, ...ana fikri hemen... ...işte karakterleri ısınalım... ...karakterlerin tarafını tutalım... ...bizi fazla zorlamasın... ...rahatça biz izleyelim ve... E, ...işte keyfimize bakalım... ...o doygunluğu hissedelim... E, ...gibi olabiliyor... E, açıkçası da Astrofaz bunu yapmıyor tam tersine çok fazla e, arka plan hikayesini e, bir de çok fazla yan hikayeyle birleştirip karakterleri belki de sizi yoracak şekilde geliştiriyor bunu da söylemem lazım yani karakterlerin bütün yolculuğunu takip ettiğinizde çok fazla bilgiyle doluyorsunuz bunları e, proses etmek ya bunları düşünmek bunların üzerine kafa yormak bence çok keyifli bu dizide Öneririm ama yormuyorsanız da evet hani şunu da bekleyebilirsiniz. Dizide mesela genel en hızlı gelen eleştirilerden biri aksiyon sahneleri çok az. Evet hani oyunun yaptığı gibi sizi aksiyonla bir yerden bir yere taşımaya çalışmıyor. Ve aslında oyunda yine aksiyonla sizi tatmin etme durumu yok. Çünkü bu öyle bir dünya ki burada artık şiddet sizin aracınız olamaz. Şiddet burada artık ortaya çıkan sonuçların içinde yaşanan dünyanın acı yarattığı insan hayatını mahvettiği ve yeniden oluşumu insanların yeniden hayatın oluşumunu engellediği bir yapıya bürünüyor. O yüzden çok zor yani burada tekrar e, aksiyon beklemek çok anlamlı değil. Hatta dizi oyundaki o e, aksiyonu böyle filtreleyip posasını atıp kalan hikayeyi alıp onunla uğraşıyor daha çok. O yüzden anlıyorum bu eleştiri aksiyon neden az diye e, sıkılmış olanlar olabilir. Onu söyleyeyim baştan evet hani aksiyon çok fazla yok ama olan aksiyonda çok iyi bu arada. Yani gerçekten hikayenin özellikle de ikinci bölümünde ortaya çıkan işte Cricker'lar ve daha sonra ileride bir kasaba bölümü var Henry ile Sam'in hikayesindeki aksiyon kısımları. Bence oldukça başarılı ve teknik olarak da çok iyi kotarılmış kısımlar ama dediğim gibi burada ana konu hikayelerin geliştirilmesi aksiyonun değil ve aksiyon bu dizinin anlatısının bir aracı olamaz maalesef. Evet karakterlerin yol boyunca gelişimini göreceğiz demiştim. Joel aslında ilk aşamada görüyoruz çok detaylı bir şekilde işte e, ilk başlaması bunun aslında temellerinin atılması teknik olarak nasıl başladığının anlatılması. Üzerine de Joel'in bu yolculukta işte kızı sarayı kaybetmesi bir noktada kardeşiyle arasının açıldığını duymamız daha sonra bu hikayede de gelişip ilerleyecek ve Joel'in e, kızına çok sevgi duyan o ölürken e, yaşadıklarında yıkılan, paramparça olan bir insanken 20 sene sonra e, bir çocuğu enf enfekte olmuş bir çocuğu gözünü kapatmadan, e, kırpmadan ateş atabilecek kadar duygusuz bir hale gelmiş durumda. Ve artık e, bayağı berserk modunda aslında yani önüne geleni öldürebilir, kimse umrunda olmaz. E, hayatta kalmak için her şey yapabilir. Onun için artık tek önemli bir kişi var gibi duruyor. O da Tess. Testo'nun aslında dengeleyicisi. Yani bu dizide hep şunu göreceğiz. Yani sevgi e, hep karşılıklıdır ve iki tarafın birbirini dengelemesiyle ilgilidir gibi bir anlatısı da var altta. İşte e, Joel ile Tess'in ilişkisi, e, Bill ile Frank'in ilişkisi, daha sonra Joel ile Ellie'nin ilişkisi. Zaten dengenin bozulduğu tek noktada Joel ile Ellie olacak bir aşamadan sonra. Çünkü ikisi de e, farklı değişkenlere sahip oldukları için hayatları boyunca... İkisinin de şiddete meyilli olması onların karakterini farklı yönlere götürecek. Diğer bütün hikayelerde ise daha dengeleyici, daha insanlığını korumaya çalışmaya çabalayan insanları göreceğiz. Ama Joel'leri tarafında işler daha farklı. Bunu da çok iyi veriyorlar. Bunu mesela şeyde de çok iyi görüyoruz. İlk bölümlerde işte Sarah'ın Joel'in bir yaşlı bir kadına enfekte olmuş yaşlı bir kadına çat diye vurup öldürürken yaşadığı şok. İleri sarıyoruz 20 sene sonra Joel'le eli işte karantina bölgesinden kaçarken Joel'in işte kızını hatırlayıp oradaki Eli'yi öldürmeye çalışan enfekte olduğunu görüp öldürmeye çalışan askeri acımasızca yumruklarıyla böyle döverek öldürmesini görüyor eli ve şok olmuyor yani en azından Sarah gibi şok olmuyor eğilip bakıyor takip etmek istiyor. Bunlar çok güzel detaylar yine e, dizinin yönetmenliğinin ve burada ne kadar iyi işlediğini görüyoruz. Yani Dragman ve Craig Mazin yönetmenleri de çok iyi aktarmışlar yaratmak istedik dünyayı. o yüzden yönetmenler de bu tarz oyunculuklardaki detayları müthiş yakalamışlar. Biz de burada Elin'in ne kadar aslında hem meraklı olduğunu hem dünyaya meraklı olduğunu hem de aslında bir aile figürü olmadan Marlin'le büyüyor tabi ama annesinden sonraki onun hikayesi daha sonra görüyoruz. Mali'nin de kurduğu bir anne ilişkisi yok, çok sonradan onunla şey yapıyorlar, yakınlaşabiliyorlar, gitmeye yakın. Ama e, bir noktaya kadar Tess'le daha sonrasında Joel'le aslında bir aile ilişkisi kurmaya başlıyor, onları bir e, rol model olarak görmeye baş, başlıyor, hatta Tess'i tam rol model olarak belki hissedecekken, görecekken başına başka işler geliyor. E, o yüzden de bu merakı, o şiddeti olan düşkünlüğünü e, hissediyoruz ve Nerede gördüğünü, yani bunun nasıl oluştuğunu da daha sonra gösteriyor bize dizi ve Elin'in e, hikayesinin önemini de hemen merkeze koyuyor. Şunu tekrar hatırlatayım dediğim gibi e, ilk bölümlerde özellikle Seran'ın hikayesini, daha sonra işte Elin'in hikayesini paralel olarak bakabileceksiniz. O yüzden ilk bölümlere daha dikkatli bakarsanız Ellie dizinin merkezine geldikçe hem Pedro Pascal'ın karakteri Joel'in hem Tess'in hem ileride farklı onlar ilişki kuracak karakterlerin de etkileşimini daha iyi anlayabileceksiniz. Şimdi ikinci bölüme geldiğimizde e, burada birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Teknik detayda, detaydan. Özellikle kapalı mekanlar ikinci bölümde müthiş gözüküyor. Burada görüntü yönetmeni Kısayna Serada ile çalışmışlar. Birinci, ikinci ve yedinci bölümü yönetmiş. Bu bölümlerde tamamen kapalı alan e, bölümleri. Bunlar gerçekten çok iyi iş çıkarmışlar burada. E, hem yönetmen hem görüntü yönetmen olarak çok hoşuma gitti. Yani ışık kullanımı özellikle o kapalı mekanlardaki e, bitkilerin etrafı sarması, onlara ışığın yansıması, devamlı etkileşimli arka planların olması, yani bir şeylerin devrilmesi, yıkılması, çalan bir piyano, oynayan bir e, arka planda bir anda beliren bir silüet bir mantar kaplamış duvar vesaire bunların hepsini çok e, müthiş bir anlamışlar hem sanatsal olarak e, sanat tasarımı olarak hem set tasarımı olarak hem de görüntü yönetimi olarak çok iyi planlayıp e, kurgulamışlar e, bunu da bir takdir etmek istedim açıkçası ikinci bölümle beraber e, şuna da geçiyoruz e, şimdi yine oyunda olmayan bazı teknik mekanikleri de ekliyor biliyorum hani Last of Us'ı sevip e, bu daha nerd işi Detayları sevenler de çok. Bunu da iyi beslemişler. Özellikle Cordyceps mantarının nasıl yayıldığını, işte Jakarta'da bir doktorla, bir profesörle e, çalışıp ona sonuçlarını gösterip bunu nasıl yayıldığını e, ikinci bölümde anlatmaya başlıyorlar. Özetle Cordyceps mantarı bir fabrikada tam da kendisine bir mantarın belki işte mayalanabileceği un, unlu her şeyin içine rahatça karışabileceği e, bir fabrikada Gelişiyor ve yayılmaya başlıyor. Zaten dünyanın her yerine satılan ürünler oldu ve çok hızlı tüketilen ve karlı ürünler olduğu için işte hamurlu pankek karışımları, ne bileyim e, mısır gevrekleri vesaire bütün ürünlerle bunların e, yayılımını anlatıyor. Daha da önemlisi burada şuna da dikkatini çekmek isterim. Biraz bölüm sonuna doğru unutulabiliyor. Cordyceps mantarı sadece ısırarak yani insanların birbirini ısırması da yayılmıyor. Kendisi de ilerliyor. Yani insanın içerisinde hareket edip başka bir konakçı bulduğunda ağzından çıkarak işte profesör e, hanımefendi onu şeyde laboratuvarda incelerken kadavrayı ölü kadavrayı ölü insanı kada ölü zaten kadavra ölü. <laughs> kadavrayı incelerken ağzından hareket ettiğini görüyoruz, çıktığını görüyoruz o e, tentacle gibi kolların. Ve burada zaten ilk bölümde de bunu yapmışlardı. E, ilk bölümde de yaşlı felç olmuş bir kadının e, kaslarına işte kontrol etmeye başlıyorsunuz, zombileştirmeye çalışan mantarlar aslında onu bir nevi iyileştiriyorlar. Yani yıllardır hareket etmeyen bir kadını hareket ettirip bir body horror da böyle vücut korkusu da yaratıyorlar arka planda. Bu da çok güzel, çok güzel dedim. Tabii çok ürkütücü gözüküyordu ilk bölümde. İkinci bölümde de aynı şekilde yine insanın vücut bütünlüğünü bozan ya da bu vücut bozul insanın normalde vücut bütünlüğü bozulmuş bir insanın daha doğrusu pardon alıp onu daha korkutucu bir hale çeviren mantarları daha detaylı görmeye başlıyoruz. Bu da mantarların ikinci bir yayılım şeklini bize anlatıyor. Direkt insandan daha doğrusu enfekte ettiği insandan diğer insanın vücuduna girme şeklinde de yayılabiliyorlar. Hatta hatta yine bu bölümde şunu da görüyoruz. Dünyanın altında daha doğrusu kabuğun altında yeryüzünün altında da ilerleyip ya da işte kapalı alanlarda da yayılarak birbirleriyle bağlantılı bir şekilde geliyorlar mantarlar. E bu sayede de ses iletimi var yani aslında birbirleri arasındaki iletişim de onları uyarabiliyor ve siz çok kilometrelerce uzakta bir tanesini öldürseniz ve bu aynı hatta bağlıysa aynı GSM hattına bağlıysa o da birbirine iletişim bilgisi yollayarak oraya bütün infected'ları enfekte olanları yollayabiliyor. Yani gerçekten deprem döneminde çalışmayan GSM operatörlerinden daha iyi çalışıyor bu mantarlar onu söyleyebilirim. Ve mantarın yayılını öğrendikten sonra hikayenin en vurucu noktalarından birine görüyoruz ki bunu COVID döneminde de yaşadık. O dönemde de zaten buna çok isyan edildi, çok tartışıldı. Yani merkezi yönetimlerin bu tarz şeyler asla hazırlıklı olmaması, insan hayatını koruyabilecek, koruması gereken bu tarz işte virüs, virütük yayılımlar, e, ...hastalıklar, başka felaketler, deprem, sel... ...merkezi yönetimler böyle şeylerde gerçekten hiç hazırlıklı değiller. Bu çok tatsız. Özellikle sonrası için de hiç hazırlıklı değiller. Evet bununla daha iyi yaklaşan, daha hazırlıklı olan ülkeler yok mu? Var ama dünyanın çoğunluğu değil. Özellikle Covid konusunda çok büyük patladık yani. E, burada da aslında benzer bir şey görüyoruz. Yani e, profesörün ilk tepkisi... ...bombalayın yani yok edin burayı. Halbuki çok basit düşündüğünde bu ürünlerin... Bir satış süreci var, bu ürünlerin... Bir zincir tedarik süreci var. Bunlar dünyanın her yerine gidiyor. gidiyor Çıktığı nokta belli. Yani Bugün mesela hala çok basit şeyler yaşayabiliyoruz İşte bir markanın ürünü çıkıyor içine... Bir virüs karışmış, hadi bakalım deli dana vakası yeniden görüldü, kuş gribi bilmem ne oldu. Hala bu kadar basit şeyleri kontrol edemiyoruz ve bu genelde çok basit insan hatalarından e, iplememezlikten, varsaymaktan, kontrolsüzlükten, dikkatsizlikten ortaya çıkıyor. E, Çernobil de böyle bir işti. Dizi izlerseniz tabii daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Çernobil'in çok detayına girmek istemiyorum. E, aynı mantıkta bir iş, bir yayılım da olduğu için Maison'un burada olması çok da isabetli olmuş. Aynı şekilde dünya yayılıyor ve bunun ilk çözümü şiddet. Yani bombalayarak yok edelim. Halbuki çok daha hızlı karantina bölgeleri kursam, bunlara gidip marketlere daha iyi kontrol altına yapıların olsa, daha iyi sivil toplum örgütlenmelerin olsa belki bölgesi olarak çok daha hızlı çözebilecekken aşırı merkeziyet olduğu için ve dünyanın her yerinde bir uyum olmadığı için insanlar, ülkeler arasında vesaire de daha bir didişme olduğu için hızlı bir çözüm üretemiyorlar. Profesörün de zaten ilk tepkisi tabii biyolojik olarak da bu, yani. şunu da eklemek lazım. Yani ben burada biraz daha tabii insani, siyasi hatta yaylar politik bir eleştiri yaparken teknik olarak da bu iş çok zor. Yani işin içinde olup böyle bir yayılımı engellemek isteyen birinin de ilk panik halinde olması çok doğal bu dizide de onu görüyoruz. Ve direkt diyor ki bombalayın yok edin yani ve her yeri bombalamaya başlıyorlar. Bunların etkilerini de zaten özellikle Joel ve Ellie yola çıktıkça daha net görüyoruz. İşte Joel ile Ellie yolda bir noktada düşmüş bir uçak görüyorlar bir noktada işte asla hasta olmamış insanların aslında karantina bölgelerinde yer kalmadığı için kurşuna dizilerek öldürüldüğünü görüyorlar ve bu eli de çok etkiliyor aslında yani insanlar hakkında aslında çok kapalı bir fanusta fikri varken o fanustan çıktıktan sonra gördüğü bütün insanlarla ilgili aldığı inputla insanlardan aldığı inputlarla insanlık hakkında çok kötü bilgilere ulaşıyor yani dizi ilerledikçe onu öldürmeye çalışan daha dindar bir tarikat. Ee, yine e, birlikte oldu, yani yakınlaştığını hissettiği ama aslında çok şiddet içinde doğmuş başka insanlar. Joel ile olan ilişkisinde Joel'in yaşadıklarını öğrendikçe aslında onun e, yaşadıklarının onun hayatın etkisini fark etmesi. Vesaire vesaire birçok şey yaşıyor. Hatta kendi ilişkisi bile e, çok genç yaşta yakınlaştığı Riley'yi kaybetmesi bile ve onun aslında siyasi olarak yönelimini fark etmesiyle ve onunla çatışmaya girmesiyle bile birçok şeyi öğrenmeye başlıyor. Ve çok hani Faunus'tan bu kadar hızlı çıktığınızda aslında dünya da böyle. Yani Türkiye'de de aslında e, hatta ben de şu an yurt dışındayım ama hepimiz belli bir alanda yaşıyoruz hala. Yani bunu genişlettikçe daha farklı, daha yeni şeyler öğreniyoruz. insanlıkla ilgili olanlarla ilgili yani ırkçılıkla ilgili genel politikalarla ilgili insanların birbirleri ilişkileri ilgili çok fazla şey öğreniyoruz. Öğrendikçe aslında biz de şekilleniyoruz. Ama onları öğrenemezseniz de çok bir fanusta kalıp dünya hakkında çok dar bir görüşünüz oluyor. Burada da aslında elinin dünyaya açılımını görüyoruz. Hatta dizi yine burada çok güzel bir şey yapıyor. Ufak ufak sınıfsal göndermenin de aralara çakıyor. Nedir bunlar? Mesela test, Joel ve Ellie dolaşırken etrafta bir lüks bir otele geliyorlar. Muhtemelen ünlü bir otel. hani Detayına bakmadım ama Amerika'da ünlü bir oteldir. İşte Aa, burayı ben biliyorum burası çok havalı bir yer işte robisinde piyano var vesaire. Burada kaldınız mı hiç? Ya da burada mı yaşıyordunuz gibi bir şey söylüyor. Eli test ediyor ki bizim ligimizin çok üstündeydi burası diyor. Benzer bir diyaloğu da Joel ile de yaşıyorlar. Eli uçak görüyor. Uçak zaten onun için havada olmak inanılmaz bir fikir. Hiç yaşamadığı bir şey çünkü. Görünce diyor ki Aa, sen uçtun mu bunların bile? Evet birkaç kere uçtum. Oha müthiş bir şey falan çıldırıyor böyle eli. Ama Joel diyor ki aslında evet yaşarken pek öyle değildi yani. Orta sıralarda boktan bir koltuğa oturup e, ucuz bilet bulacağım diye uğraşırsın ama 12 dolara sana sandviç satarlar diyor. Ve aslında yine orada bir sınıfsal durumdan bahsediyor. E, evet yani bunu aslında şeyde de görüyoruz. Karantina bölgelerinde de. Yani artık dünyada Zengin fakir işte ortasında bir şey kalmadığı için tamamen e, şiddetle e, baskılanan, yönetilen ve sadece aman bir düzen içinde kalın da ne yaparsak yapalım şeklinde yaşamaya çalışan insanlar var. Yani kesinlikle bu karantina bölgelerinde işte ne bileyim çalışan doktor ekibi, bilim insanı ekibi görmüyoruz. Belli yerlerde var zaten. Eee mahallenin ulaştırmak istediği yerde orası bastındaki bir hastane oraya ulaştıracak ki Orada işte elinin e, immün olması ya yani bu hast mantar yanına bağışıklı olmasının çözülüp belki de bu e, insanlık için bir aşının yaratılması peşinde koşacaklar. Bu bir bir deneme yani dünyada milyarlarca insandan bahsediyoruz tabii biz çok küçük bir yeri görüyoruz yine ve burada ilerleme ile ilgili hiçbir şey yok ya da insanlığı kurtarma ile ilgili hiçbir şey yok. Aksine bastıralım dövelim zaten hani e, insanların gelişebileceği bir alan kalmamış güzel sınıflarda bitmiş ama bunların genel olarak insanın eşit bir gelişimi de yok. Yani kimse bir yere gitmiyor. Ve bu da ne oluyor? Şiddetten şiddet doğmaya başlıyor. Yani Joelle'lerin zaten gittiği e, kasabaların çoğunda bunu görüyoruz. Özellikle Sen, Harry ile Semin hikayesinde, Henry ile Semin hikayesinde bunu daha da net göreceğiz. Orada tamamen şiddetten doğmuş bir ortam. E, ve bunun sonucunda yönetim el değiştirdiğinde aynı şiddeti uygulamaya devam ediyorlar. Ve bu olurken de aslında ana korkumuz ne burada bizim bu dizide insanlık olarak? E, Cordycepslerin yayılımı ve insanları enfekte etmesi ve onların yarattığı zombiler. E, bu zombiler bizi yok ediyor mu ediyor? Ve aslında şunu anlıyoruz ki birçok noktada zaten bu zombiler insanlardan uzak yerlerdeler. O yüzden çok sık karşılaşmıyoruz. Yani kimse bununla ilgilenmiyor bile artık. Ya ulan bunları belli bir yere koymuşuz. Hatta bazı yerde yalan söyledikleri de çıkıyor askerden. İşte burası zombi dolu diyor. Bir tane kalmış yok bile. Zaten şu da çok ilginç bir detay. Bir noktada Eli diyor ki ya ne kadar yaşıyor bunlar diyor. İşte bir iki ay yani ama 20 yıldır da yaşayanlar var diyor. Ama çok az gerçekten. Yani onlar da zaten kendi evrimlerini geçirip daha güçleniyorlar vesaire. İnsanlar onları yok etmeye odaklanmadığı için ya da onları yok edip kendi hayatını geliştirmeye odaklanmadığı için onlar orada kendi kendine evrim geçirip güçlenebiliyorlar. İşte bunu yine Heriles'in hikayesini kasabada e, görüyoruz yani orada ana hedefimiz e, şeyler enfekte olanlar olması gerekirken bir intikam hikayesinden dolayı insanlar birbirini zaten yok ediyor aslında mantara çok da gerek yok açıkçası e, bu zaten bu günümüzün en büyük derdi e, işte küresel ısınma geliyor depremler oluyor seller basıyor virüsler yayılıyor. Biz hala işte abi petrol varmış orada NATO varmış orada savaşa girelim. Burada işte orada kavga çıkmış onları dövelim. Bunlarla uğraşıyoruz. Ee, anlamsız yani dizide bu anlamsızlığı gerçekten hikayesinin her noktasında çok net vurguluyor. Tekrar biraz da Akış'a döneceğim. Akış'ta e, özellikle ikinci bölümünün e, müze kısmında clicker'ları görüyoruz. Oyunun en meşhur karakterleri. Böyle inanılmaz sesler çıkartan uzaktan duyduğunuzda ...sizi geren ve sizin en ufak bir sesinizi bile duyup anında o noktaya bitebilen... ...görmeyen ama sese duyarlı e, enfekteleri görmeye başlıyoruz. Bunlar bayağı tehlikeli ve müthiş yapılmış gerçekten. Burada ekibi yine kutlamak lazım. Makyaj, ses, onların hareketleri özellikle burada onları oynayan oyuncuları çok iyi seçmişler. O dağınık hareketleri, erkol hareketleri, kafalarını çevirmeleri vesaire gerçekten çok ürkütücü... Evet hani dedim oyunda aksiyon, oyundaki gibi bir aksiyon dizide görmek çok anlamlı değil bu işte diye ama Clicker'ları daha fazla görmek isteyebilirdim çünkü ciddi bir korku yaratıyorlar. Belki ikinci sezonda onları daha fazla görebiliriz. Hatta yine kasaba bölümünde, daha pardon daha doğrusu diğer karantina zon bölümünde daha büyük zombi evrim geçirmiş enfekteleri görmüştük. Hatta duvarlarda yayılan ve orada daha e, büyük böyle kovuklar yaratan enfekte ya da mantarlar diyeyim onları da gördük. Muhtemelen ikinci sezonda daha fazla gösterecekler ama daha clicker görsek üzülmem bak. Gerçekten ikinci bölümde müthişti. Ve gelelim yine ikinci bölümde çok önemli bir detaya. Bundan biraz bahsetmiştim bölüm başında eee yayılımından, e, yayılımıyla ilgili bilgiler veriyordu bize dizi. Daha sonra burada hikaye hikayelerledikçe aslında neden sonuç ilişkilerini karakterler için de kuruyor. Ya yani şimdi ortada mesela Elin'in e, enfekte olduğunu görüyor Joel'le Tess ama mesela nasıl ısırıldığını gerçekten ısırıldıktan sonra hayatta kalıp kalmadığını görmüyorlar. Sadece bir yara izi var. Bunu görüyorlar ve aslında yani o e, test aletleri kontrol edildiğinde vir virüsü kapmış olduğunu görüyorlar ya da işte man mantar olduğunu görüyorlar. Ama bu kadar. Ama onlar için kanıt tekrar ısırılması oluyor. Yani eli burada tekrar ısırılıyor. Yetmiyor. Test de e, müze sahnesinde aynı şekilde ısırılıyor. Ve onun ısırıldığını öğrendiğimiz anda gerçekten e, tatsız bir an. E, Ellie için de çok tatsız. Çünkü öncesinde zaten test onunla böyle ufak ufak ilişki kurmaya başlıyor. Ve test burada daha sakinleştirici bir karakter. Aslında şunu da görüyoruz. Test Joel ve Ellie'nin hayatından çıktıktan sonra... Onlar için hiçbir şeye gitmiyor. Çünkü Tess hem Joel'i sakinleştiren, tutan, yönlendiren daha mastermind bir karakter. O bile ısırıldığında o küçük paniği yaşıyor. Çok üzücü bir sahne yani. Eli zaten hani Joel'in kontrolünde nereye gideceği ne olacağı bilinmeyen. Kendini çok bulamamış ve şiddete çok meyilli bir genç çocuk. O yüzden Tess'in ölümü burada çok kritik. Daha da kritik olan işte burada o yayılımı görmemiz. Burada Neil Druckmann ve Craig Mazin çok güzel bir açıklaması var podcast'te de. Şundan bahsediyorlar. Biz hep şunu gördük. Yani zombi hikayelerinde hep kaçan, kaçarken ısırılan, direnen, kavga eden, keza Last of Us'ta da öyle. Hep böyle şiddet, devamlı kavga gürültü, o didişme anında eee zombilerin hareketlerini gördük. Enfektlerin hareketlerini gördük. Burada test direnmiyor. Yani öylece, öylece kala kalıyor. Bir anda o e, mekana giriyor bir sürü enfekte. Joel'in özellikle de umarsızca yerdeki bir enfekte olmuş birini vurup sesi yaymasından sonra yine bize ilk, ikinci bölümün başında verilen bir dataydı bu. Onu da kullanıyor dizi. Bu sesle beraber e, zombi oraya saldırıyorlar. Ve tesörerce kalıyor. Şimdi burada tabii ilk anda görenler böyle Aa, niye öpüştüler falan zaten öpüşme gibi değil aslında ağzını dayıyor böyle hani. ...tutup da böyle o French kiss falan diye böyle yaklaştığı bir durum değil... E, ...ağzını dayayıp aslında bir body horror e, konseptinde... ...bütün o fungusları ağzından içeriye salmaya başlıyor... ...ve aslında vücut bütününü bozuyor karakterin... ...bu çok da ürkütücü bir şeydir yani... ...mesela bunun en iyi örneklerinden birini Alien'da görürüz... ...Alien'da böyle o e, konakçılar şey pardon... E, ...yumurtaları bırakan yaratıklar insanın suratına yapışır... ...ve ağzına onu bırakır bayağı aslında e, tırnak içinde bir tecavüz olayı aslında. E, burada da yayılımı e, sağlamak için kendi soyunu devam ettirmek için mantarlar da aynı şekilde tesin ağzından o tentakılları bırakmaya başlıyorlar. E, burada da artık kendini tam bırakmışken, e, çakmağa da yakmaya çalışırken belki onda da artık pes etmişken ...son anda yanıyor ve Joel'le eliyi kurtarıp kendini feda ediyor. Tabii bu çok dramatik bir sahne ama Birçok açıdan çok da sert bir sahne. Yani bu elinin aslında fark et yani gördüğümüz şu ana kadar gördüğümüz ilk büyük kayıplarından biri. Ama daha öncesinde Riley'de yine bu şekilde benzer bir şekilde kaybettiğini dizi bize gösteriyor. Yaşadığı önemli travmalardan biri. Daha sonra çok daha büyük bir travmayı da 8. bölümde yaşayacak. Ama bu travmaları gerçekten yaşadığı için mi böyle oluyor yoksa eli böyle büyütüldü, böyle bir ortamda büyüdüğü için böyle gidiyor. İşte bu da yine dizinin bize sordurtmaya çalıştığı sorulardan biri. Ve bence ve bence eli zaten e, içinde büyüdüğü ortamdan dolayı şiddete eğilimli, çok fazla eğilimli. Bunu da nerede görüyoruz? Aslında biraz öfkeli, eğilimi demeyeyim de yanlış oldu. Öfkeli ve bu öfkesini aslında kontrol edebilecek birileri de yok yanında. İşte o testi ve onu kaybediyor. E nerede görüyoruz? Aslında e, bence dizi, sezonun en iyi bölümü olan Long Long Time bölümünde görüyoruz. E, orada e, Joyland Station'ın oldu? yani kendi ekipmanlarını gizlediği bir böyle e, market bakkal benzinci tarzı bir yere geliyorlar. Orada dolaşırlarken işte eee Eli diyor ki ben de etrafa bakayım. Joel de diyor ki tabii bak ama biz her şeyi aldık zaten. Bir şey kalmadı burada. Evet bununla ilgili bir parantez açayım hemen. Elinin şiddetine birazdan döneceğim. Bu da işte e, yine dizinin çok güzel detaylarından biri. Aslında e, bu dünyada erkek ve kadınların da farklı beklentileri var. Farklı hayatta kalma hayatta kalmak için farklı şeylere ihtiyaçları var. Bunlar da mesela kadınlar için önemli olan işte e, tampon gibi ekipmanlar. Burada işte Joel'in önemli bir şey kalmadı dediği e, noktada eli bir kapak buluyor açıyor ve kendisi orada bir tampon buluyor. Ee, bu çok önemli aslında ama işte o anda Joel bunu düşünecek biri değil belki Tess olsa mesela bunu da dengeleyebilir. Keza e, Riley karakteri de benzer bir etki yaratıyor yine elinin hayatında. Ama artık kendi başına e, ayakların üzerinde kalmak için de bu e, aramaları, bu tarz hareketleri, daha cesur hareketleri yapmaya başlıyor. Dönelim şiddet eğilimine tekrar, e, o kapağı buluyor aşağı iniyor ve bütün o taşların yıkıntının arasında sıkı, sıkışmış bir tane e, enfekte görüyor. Ve burada böyle suratında bir tiksinmeyle onu öldürüyor. Meşhur o çakısını açıp saplıyor. Şimdi burada ilk e, tabi dizinin biz 7 bölümünü henüz izlemediğimiz için şey olabiliyoruz burada. Yani neden bu kadar öfkeli? Herhalde hayatından dolayı. Yani e, Sonuçta insan olarak gelişebileceği bir ortam dünyayı mahvetmişler. Biraz onunla ilgili gibi düşünüyorsun. Ama hayır aksine Riley'nin de e, enfekte olması bu olaylardan önce ölmüş olmasını öğrendiğimizde İşler değişiyor. Aslında Elin'in şiddet eğiliminin yanında böyle bir öfke durumunun da olduğunu çok net anlıyoruz. Bu kayıpları tabii ki ha Joel kaldırabildi mi kızının kaybını yıllarca? Hayır. Bir de üstüne Tess'i kaybetti. Ve yine bu üçüncü bölümde Tess'in e, kaybının ...onu nasıl etkilediğini de bilin meşhur mektubundan sonra zaten daha iyi görüyoruz. Üçüncü bölüme devam edersem, üçüncü bölüm gerçekten bu dizinin en iyi bölümlerinden biri. E, Bill and Frank bölümü, Long Long Time. Şimdi normalde bu kısım e, oyunda var aslında. Bu da çok tartışıldı. Sanki dışarıdan eklenmiş de işte filler gibi algılan ki bu Yani zaten dokuz bölümlük bir dizide filler olamaz. Bunu da söylemem lazım. Yani filler olması için filler bölüm olması için böyle sezonların 20 küsür bölüm böyle artık dizinin tamamının 100 küsür bölümlere falan gelmiş olması lazım. Bu eski dizilerde çoktu. X-Files'lar, ne bileyim eski Oz'lar vesaire. Bunlar çok uzun süreli dizilerdi. Onlarda filler bölümler oluyordu. Yani e, özellikle ana hikaye ilerletmeyen ama seyirci işte de öyle arada tatmin eden, mutlu eden e, ya da yönetmenin oyun alanı ya da yazarın oyun alanı olduğu bölümler oluyordu. 9 bölümlük bir dizide filler olmaz... ...bu bölümde filler falan değil... ...onu da belirteyim... ...burada bilen Frank hikayesi... ...aslında diziye çok fazla hizmet ediyor... ...her açıdan... ...oyunda dediğim gibi bu bölüm var... ...çok kısa... ...sadece biz Frank'in intihar ettiğini görüyoruz... ...enfekte olduktan sonra... ...burada Craig Mazin zaten... ...Daniel Druckmann'la şu anlaşmayı yaparak... ...diziye başlamışlar... ...yani ben ekleme çıkarma yapmak istiyorum... ...ne diyorsun... Kesinlikle olabilir. Yani zaten bir sürü karakter var. İstersen bunların hikayelerini genişlet, istersen yeni ekle demişler. Mezinde yeni eklemek yerine özellikle Bill and Frank hikayesinin ki bir, yine oyunda önemli bir karakter. Onun oyuna da etkisi var. Ee, orada da Frank'i intihar ettikten sonra biraz tepkili e, bir karakter olarak görüyoruz. İşte bu da benim partnerim intihar etmiş falan gibi sinirlenerek e, Joel'e tanıttığı e, ...çok da arka planını bilmediğimiz, sadece öldüğü için gördüğümüzde oyunda bir anlık... ...bizi üzen ve geçip gittiğimiz bir karakter. Burada ise tam tersine... ...çok kritik bir rol alıyor. Neden kritik bir rol alıyor? Çünkü şu yüzden... ...biz bu dizide... ...insanların... ...aslında yeniden sosyalleşmek için birbirleriyle olan ilişkilerine ne kadar muhtaç olduğunu izliyoruz. Yani Joel kızını kaybediyor, Tess'i buluyor, Tess'i kaybediyor, tekrar... Hayata tutunmak o intihara meyilli halinden çıkmak için onu hayata bağlamak için. Çünkü bu dünyada bir beklentiniz yok. Bitmiş yani hiçbir şey yok. Ne olabilir ki beklentiniz? Belki de bir işte tek beklentiniz birini sevmek, onunla bir ilişki kurmak, belki çocuk yapmak, belki bir aşk yaşamak, belki de dünyanın eski halinde yaşayamadığınız şeyleri yaşamak. İşte tam bu noktada Brian ve Frank'in hikayesi başlıyor bir öyle bir karakter ki işte komplocu işte survivalist böyle işte tam o e, twitter'da youtube'da falan gördüğünüz dünyanın sonuna hazırlıklıyız 27 tane pompalı tüfeğim var işte school shootingler bizi etkileyemez dostum biz işte dünya yok olduğunda bir tek biz hayatta kalacağız falan o tipleri o tiplerden biri aslında e, büyük hazırlıklı böyle kameraları var ya, işte herkesi Toplayıp götürürlerken ve burada dizi yine çok e, fena bir şey yapıyor. E, birkaç dakika önce anlattığım işte o toplu e, katliamlarda hasta olmayan insanlar sadece karantina bölgeye sığmadığı için yapılan toplu katliamları görüyor demiştim eli. Oradaki ölmüş bir e, bebekle annesiyle canlı haliyle açıyoruz. Onları toplayıp götürüyorlar. Onların kaderini zaten görmüş olduk. E, Hayatının sonucunu görmüş olduk. Ama diğer tarafta da biri burada kurtuluyor. Tamamen bu hazırlığı sayesinde. Ama işte dizinin vermek istediği bakın böyle hazırlanırsanız kurtulursunuz demekti Çünkü bir daha sonrasında yaklaşık 3 sene boyunca kendi kendine öyle yaşıyor. Ve hiçbir amacı yok. Yemek yiyor, yatıyor, etraftan benzin topluyor, yakıt topluyor, silah topluyor, kıyafet topluyor. Öylece yaşıyor. Ve bir gün Frank geliyor hayatına. Yani bahçesinin etrafına kazdığı çukurlardan birine düşüyor. Onunla tanışıyorlar ve bir Frank hikayesi başlıyor. Şimdi bu hikaye çok uzun uzun anlatmayacağım. Gerçekten çok e, duygu yoğunluğu yüksek, hikaye gelişimine e, olarak e, ciddi katkısı olan ve çok duygusal bir bölüm. İzle yani iz, izleyince daha iyi anlayacaksınız. Ama şunu söylemek lazım işte Bill ve Frank'in hikayesi aslında bize şunu anlatıyor. Yani etraflarında insanlar varken özellikle Bill'in yani kendisi gay olduğu için yaşayamadığı bir hayat var özellikle etrafında bir ton insan olduğu için. Çünkü o biz topluma göre şekil alabilen de insan. Yani Diğeri de insan ekonomik olarak da sosyolojik olarak da hem içinde bulunduğu toplumu şekillendirir hem toplum onu şekillendirir. Bu biraz böyle dengeyle ilgilidir. Eğer etrafınızda oldunuz, olduğunuz toplum daha muhafazakar, daha baskıcıysa onlar sizi şekillendirir. E, Birin yaşadığı ortamda böyle bir yer ve kendi hayatını yaşayabileceği bir ortam yok. İnsanlardan nefret ettiğini o kadar çok vurguluyor ki zaten o yüzden de böyle bir savunma mekanizması oluşturmuş. Kendini de oraya hapsetmiş. Ve onlar gittikten sonra aslında bir felaketten sonra kendi hayatını buluyor bir. Bu çok değerli. Aslında işte yine bu dizinin tamamını etkileyen bir şey. Bunun en güzel örneklerinden birini 8. bölümde görüyoruz. 8. bölümde gelen karakterimiz hemen adını söyleyeceğim. Pardon. David karakteri, David karakteri bir öğretmen olaylar olmaya olduktan sonra sanırım işte daha dindar bir insan oluyor. Ondan sonra da kendi tarikatını kuruyor ve biz bunun bir tarikat olduğunu bile başta anlamıyoruz. Çünkü o da aslında kim etrafında insanlar varken bilin tam tersine daha böyle o şiddet eğilimlerini bastırmış... Daha böyle egolarını bastırmış, yönetme insanları, yönlendirme egolarını bastırmış bir hayat yaşamaya çalışırken çıkınca da tam tersine daha kötü bir insan olmuş. Ve bunu çok da kendi moral şeylerini kurarak, kendi vicdani kurallarını koyarak, kendi ruhani kurallarını koyarak çok da kendisi için doğru bir hale getirmiş. Halbuki çok şerefsizce, yavşakça yaşıyor yani insanları yiyecek hale getirmiş artık. Ben onları beslemek için yapıyorum falan diyerek de bunu legalize etmiş. İki taraflı da gelişebilir. Yani o hikayede de aslında bir yan hikaye değil. Yine e, Joel Eri'nin başlangıç noktasından bitişe gelirken tüm dünyada yayılmış insanların kendi egolarından dolayı hayatlarını nasıl değiştirdikleri, yaşadıkları ya da yaşayamadıkları hayatları iyi ya da kötü yönde nasıl geliştirdiklerini görüyoruz. Bu biraz da şey gibi aslında hani e, bir işte gay olduğunu ortaya çıkartıyor Frank gelince onunla beraber müthiş bir ilişkiye başlıyorlar ve Frank onu dengeliyor onu geliştiriyor hatta sadece dengelemekle de kalmıyor. Ha fikirleriyle falan ilgilenmiyor bu arada. Onunla tartışıyorlar işte sen komplocusun sen işte hükümetin e, nazi olduğuna inanıyorsun vesaire gibi cümleler kuruyor ama biz son noktaya gelene kadar aslında paranoyak bilin çok değişmediğini görüyoruz. Ama sevgiyi öğreniyor, hayatını yaşamayı öğreniyor, ilişki kurmayı öğreniyor. Frank'in onu değiştirmesine izin veriyor. Ve en sonunda da gerçekten tatmin olmuş, mutlu olmuş, ilişki kurabilmiş, farklı insanlarla sosyal bir çevre kurabilmiş. iki insan olarak bu dünyadan gidiyorlar hayatlarını tamamlayarak. Orayı çok anlatmayacağım. Gerçekten çok üzücü. İzlediğinizde e, bence daha etkili olacaktır. Tek diyeceğim şu. E, şu fikir çok hoşuma gitti. yani Düşünürken biraz bence ona hedeflemiş Neil Druckmann'la Craig Mason. E, şeyi görüyoruz ya böyle dünyada yürürken özellikle bunu e, felaket olmasına gerek yok. Terk edilmiş bir yer gördüğünüzde hatta bahçenize bir iki sene bakmasanız bile herhangi bir bahçe hemen böyle otların sardığını belli yerlerin çok yeşerdiğini çiçekler açtığını, kendi kendine, belli yerlerin böyle toprak kaldığını, kuruduğunu görürsünüz. İşte dünyanın belli noktalarında da bu tarz insan ilişkileri özellikle de mesela burada şeye de değinmem lazım. Ee, Tommy e, Tommy'nin hikayesine. Evet, kardeşi Joel'in kardeşi Tommy'nin yaşadığı kasabanın da ne kadar mutlu, çok güzel bir komün hayatı kurmuş. Güvenli yerden bırakmamasına rağmen e, şiddete aşırı meyilli olmayan, sadece güvenlik tedbirleri alan bir yapı kurduğunu ve hatta aslında Tommy'nin de bunu çok anlamadığını çünkü böyle bir şeye karşı bir yandan da komünist dünya mı hayır nasıl olur falan gibi orada bir an böyle şaşkınlığı da olabiliyor sevgilisiyle beraber yaşadığı bu kadar güzel gözüken bir topluluk da kurulmuş bir anda bir anda işte birle Frank'in müthiş bir hikayesi var diğer tarafta işte 7. bölümde gördüğümüz David kurduğu tarikat dünyası var şunu söyleyeceğim Bunlar işte o terk edilmiş dünyada, yok edilmiş dünyada belli yerler çok güzel yeşilleniyor, çok güzel hale geliyor. Onlar etrafına doğru yayılarak daha mutlu, daha insani, daha sosyal bir şekilde genişliyor. İşte oralar, o bölgeler kesinlikle insanlığın yeniden kurtulabileceği alanlar. Yani belki de şuna anlayamıyorlar işte hani evet bu yayılımı biz engellemek için aşıya mı ihtiyacımız var yoksa gerçekten bütün infected'ları yok etmeye mi ihtiyacımız var? Yoksa biz yayıldıkça zaten tekrar baskın olacağız ve onlar azalarak yok mu olacak? Yani belki de onları belli yerlere hapsedip genişledikçe genişleye genişleye yok edeceksin. Ama işte bunları düşünecek e, ortak bir yapı, ortak bir akıl yok. Olan yerlerde çok küçük, oralar yemyeşil. Diğer tarafta kupkuru. Yani zaten onlar yine aç, onlar yine şey etrafına zarar veriyor, öldürüyor, kanla besleniyor, şiddetle besleniyor. Devamlı e, yiyecek sorunu var. E, eğlence yok, hiçbir şekilde rahat edemiyorlar. Eğlence yok zaten bu ben çok takıldığım şey. Bu bizim mesela bizim Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. O yüzden insanlar hep böyle Ege kıyılarına, Marmara'ya yığılıyor. Yani diğer taraflar o kadar kuru ki mecaz anlamda söylüyorum. Hep belli yerlere yığılıyorsun. Ne oluyor mesela? Hikayenin sonunda da Joel artık Ellie'yi e, o meşhur kararı aldıktan sonra diyor ki Tommy'nin yanına gidelim orada mutlu bir hayat yaşayalım. Halbuki orada başta da kalabilirdi. Yani bunu başta düşünmedi. Onun ama yani bence başta çünkü şunu da bilmiyordu. Özellikle 3. bölüme kadar da bilmiyordu. Ben bu eliyle ne yapacağım? Ben bu kızla istesem öldürebilirim. Onun da değil zaten Tese söylüyor. Yani bugün geri dönsek Par e, geri dönelim diyor bir yerde Joel. şey, aküyü bulamadık. Olur mu dönersek ve eli Eli'yi çek ederlerse öldürecekler. Enfekte çünkü. Bana ne diyor ya? Onun da değil. Ama ne zaman ki Bill ve Frank'in hikayesi gelişiyor bunu görüyoruz ve sonucunda özellikle Bill ve Frank'in e, hayatının parçalarını olduğunu görüyoruz Joel ile Tess'in. E, Bill'in Joel ile ilişkisini, Frank'in e, Tess ilişkisini de görüyoruz. ...ve Joel bu bütün sürecin sonunda... ...bu bütün sürecin sonunda... ...Bilal ve Frank'in öldüğünü görüyor... ...bilim mektubunu okuyorlar... ...ve... ...Eli aslında yola çıkmaya karar veriyor... ...bunu sonunda zaten vurguluyor... ...artık geliyor... ...kuralları koyuyor... ...bak ne dersem yapacaksın... ...silah yok şu yok bu yok... ...orada Eli bir silah da buluyor... ...ve söylemiyor Joel'e... ...çünkü o da henüz Joel'e güvenmiyor... E, ...ama Joel burada kararı alıyor artık... ...Evet Eli benim e, bir kargom değil... Hayatın bir parçası. Tommy'yi bulacağım. Tommy'yi bulmaya da eliyle gideceğim. Ve bu yolda ona daha da bağlanıyor. Ve bu bağlanma aslında e, tabiri caizse biraz daha e, toksik bir noktaya gidiyor. Çünkü her iki tarafta bak bütün ilişkilerde Bill ve Frank ilişkisinde de David'in yarattığı tarikat ilişkisinde hep bir soru cevap durumu var. Hep bir böyle fikir soruluyor ama fikir sorulsa da iplenmeyebiliyor. Ya da Tommy'nin yaşadığı o komün kasabasında da var. Ama Eli'ye kimse fikrini sormuyor. Joel de sormuyor aslında. Joel sadece Eli yani ile Joel arasındaki e ilişki biraz daha zorunluluk. Ya yani Eli de hayatta kalmak için Joel'in e yanında olmaya okey oluyor. Ama aslında Joel'in işte burada fark ettiği, belki de orada itiraf edemediği konu artık Eli'yi kızının yerine koyması. Ve tabi bu bölümde diziyle ilgili de çok güzel bir detay var. Yani dizinin yapmak istediğiyle ilgili de. Bunu ikinci izleyişimde, evet, ilk üç bölümü tekrar izledim. Çünkü araya bir vakit girdiği için biraz unutmak da istemedim yani buradaki detayları. Tekrar rezilimi şunu da fark ettim. Özellikle ilk bölümde işte Sera kızı, Joel'in kızı da almıştı. Ya pankek miksi aldım mı almadım bilmem ne vardı akşama pasta yapacaktım. Hep böyle o hastalığın yayılabileceği ürünleri yemenin ucunda dönüyorlar. Ve tekrar izlediğiniz şey, olan az kaldı gidiyormuş bunlarda. Hatta yan komşusu işte yaptı o e, aslında virüsü barındıran e, kurabiyeleri işte felçli anneannelerine yediriyorlar. O yüzden kadın ilk hastalananlardan biri o bölgede. Ve e, o anda düşünmedim açıkçası bunu. Ve sonra bilen Frank bölümünü düşününce şunu fark ettim. Hatta bunu şeyde de işte Joel şunu da anlatıyor. Eli diyor ki işte ya bu hastalık nasıl yayıldı? Maymunlardan mı geldi? Ehre mehere diye anlatıyor. İşte Joel diyor ki eğitim almadım mı lan sen ne soruyorsun? Eli de aldım da yani asker eğitim biliyorsun diye. O bile uyanmış yani konuya. Ve Joel de orada anlatıyor işte. Yani böyle işte e, Mısır gevreklerinden, pankek mikserinden, unlu zımbırtılardan işte e, benzer o fabrikanın ürünlerinden yayıldı falan filan diye anlatıyor. Ve orada şunu hissediyorsun yani bu ürünler şu anda da aslında insanın çok hızlı tüketmesi, o bol şekerli alet hızlıca tükettikten sonra hızlı bir tatmin yaşaması, doygunluk yaşaması, yani bol şekerliyip bir doygunluk yaşadıktan sonra aslında çok hızlı acıkırsınız. O doygunluğunuz çok hızlı sürmez kan şekerinin etkilenmesinden dolayı. O yüzden de şunu hissettim, evet yani yine aslında konu, Biraz daha dizinin de o bize verdiği gibi farklı detayları sınıfsal bir hale geliyor. Bu bu şekilde bir hastalığın yayılması bu kadar kapitalist ve sert bir dünyada çok rahat. Her evde var. Yani ucuz beslenmek için tonlarca evde bu e, yiyecekleri yayabilirsiniz. Dizi işte böyle değil. Mesela dizi devamlı sizi buna paralel olarak işte devamlı böyle bir aksiyon vereyim, sizi coşturayım, sonra düşüreyim ya da işte size bir Abi şimdi bir ağlatacağım sizi biteceksiniz deyip böyle gazı vermiyor ya da işte büyük bir sürpriz yaratacağım deyip tekrar tekrar size böyle büyük anlık böyle bol şeker yiyecektir yemişsiniz gibi patlamalar yaratıp sonra sizi söndürmüyor. Aksine işte slow cook dediğimiz yavaş pişen birinin böyle frenke yaptığı e, yemekler gibi onların hayatının 20 sene boyunca nasıl geliştiğini görmemiz gibi aralarındaki ilişkinin diğer insanlara nasıl yayıldığını aslında bu tek bir mutlu ilişkiden çevre kurduğunuzda bu mutluluğun nasıl yayıldığını göstermesi açısından da çok güzel bir paralellik kuruyor. E bu yüzden de bu tarz dizileri daha çok seviyorum işte. Yani Last of Us gibi, e, Chernobyl gibi, e, yine Better Call Saul gibi yavaş pişen, e, piştikçe tadı daha iyi olan, e, pardon piştikçe diyorum, e, yavaş piştiği için, e, iyi malzemeler kullanıldığı için, size böyle daha uzun süre tok tuttuğu için bunlar çok iyi diziler. Last of Us da bunu da aslında birazcık e, tabi bu benim çıkarımım da birazcık kendisine burada e, güzel tatlı bir göndermesini yapıyor. Ha bir de şu detayı da ekleyeyim. Hani bir yandan e, bu bölümün özellikle Amerikaları tetiklemesini de anlıyorum. Çok da başarılı o yüzden. İşte bu tarz Amerikalı çok olduğu için survivalistiz biz Amerikalılar çok olduğu için büyük tetiklenmişlerdir burada. Çünkü şey de değil sadece hani Karakterin gay olması vesaire değil, ee, işte sevgiyi bulması, açılması, daha mutlu olması. Daha mutlu birini görmeye dayanamıyor bu insanlar çünkü. Ve Frank'le ilişkisi de aslında birbirini destekten nitelikte de. Hani Bill böyle ben Frank'i korurum Joel sen de Tess'i koruyacaksın falan dese de aslında Frank'in onu koruduğunu da görüyoruz. Onu değiştirdiği, koruduğu hatta yaralandığında kurtardığını görüyoruz. Bu da çok kritik yani e, ilişkilerin mutaal olması ve aslında her iki tarafın farklı özelliklerinin olması. E, burada biraz şeyi de bozuyor zaten e, şimdi dizinin daha genel bir bakışına geçeceğim burada. Neil Druckmann'la Craig Mason'ın da odaklandığı konulardan biri kahramanlık hikayesine dönmesini çok istemiyorlar. Yani ne burada Joel bir kahraman ne Tess bir kahraman ne Bill bir kahraman onlar sadece kurdukları ilişkilerle hayatlarında yaşadıklarla yaşadıklarıyla ve onların kişiliklerini şekillendirmesiyle bazı kararlar alıyorlar. Ve bu kararlar bazen öfkeyle oluyor, bazen duygusal oluyor, bazen mutlulukla oluyor. Bu kararları aldıktan sonra da bu nedenlere, nedenlere bağlı olarak kararları aldıktan sonra hangi yöne gittiklerini de görüyoruz. Yani evet burada seyircinin de bakış önemli. Yani siz onu kahramanca görebilirsiniz ama verdiği zarara baktığınızda aslında çok kahramanca hareketler değildir çok güzel bir denge yakalıyor. Hatta burada işte e, Henry de Semin hikayesinde de yani e, küçük çocuk enfekte olup e, öldürülmek zorunda kalmadan önce de hep bir kahraman profili çiziyor aslında. Çünkü o çizgi romanları okuyor işte orada eliyle ile bir ilişki kuruyorlar. Eli bu arada tekrar Riley dışında kendisine yakın, yaşına yakın ondan küçük olsa da daha çok şey paylaşabileceği birini buluyor ve onu da kaybediyor yine ve çok dramatik bir şekilde kaybediyor. Ve o da yine eli yi, e, bu şiddet eğilimini arttırıyor. Ve kahraman e, olamayacağını da belki de eli de kahraman olamayacağını orada anlıyor. Yani çünkü şunun garantisi yok. Artık dizinin sonuna doğru gelirken e, hep hepinizin kafasında da eminim o vardır yani. yani gerçekten eli bu insanlık için feda edilmeli mi edilmemeli mi? Ya da işte Eli bu kararı ...kendim almalı almamalı mı? Joel bu kararı evet insanları gördüm insanlar çok kötü. Sizin için Eli feda edemem dediği için mi aldı? Hayır. test gitti hayatımdan. Sera gitti. Başka işte Tommy ile bir tek Tommy var. Tommy'nin yanına dönüp mutlu ve ben de kızımla beraber onda çocuğu olacak. Tamamen kendi bencilliğim, kendi duygularım için Asla eliye sormadan bu kararı alıp... ...ben kahraman olabilir miyim gibi mi bakıyor? Bu zaten hepimizin kafasındaki sorular. Dizi e, bu soruyu net cevaplıyor mu? Evet kahramanlık tarafında cevaplıyor. Ama ilişki tarafında cevaplarımızı muhtemelen... ...ikinci sezonda almaya başlayacağız. Evet sona gelirken e, şundan da bahsetmek istiyorum. İşte biraz böyle dizinin e, kader anlatısı da var. Hani bunu daha böyle dini bir yerden tutunarak değil de aslında insanların bakışı olarak veriyor. İşte e, yine Henry ve Sam'in hikayesindeki kasabada kaderin aslında insanların özgürlük sınırına kadar yaşanması. İşte birisi için ölüm kaderken diğeri için intikam olabiliyor. Ve herkes aslında kendi yaşamını, kendi tatminini sağlamak için diğerinin ölmesini istiyor. İkimizi de ölmemesini istiyor. E, yine kendi tatmini için. Ee, ve bunu yaparken de kendisine anlamlar yüklüyor. İşte ben kahramanım, ben aileyim, ben babasıyım, ben annesiyim, ben işte sevgilisiyim. Burada belki de e, gerçekten yeri geldiğinde de vazgeçebilmek lazım. Zaten insanlığın en büyük sıkıntısı, özellikle de geride kalan insanlığın en büyük sıkıntısı, bir noktada tatmin duygusunu tamamlayıp artık gitmek ya da vazgeçmek ya da artık buraya kadar olduğunu kabullenmek. Ama işte bunun sınırını kim koyacak? Bunun sınırını kendin koyduğun zaman okey. Yani işte eli bu kararı alamıyor. Kimse ona sormuyor ama Bill ve Frank alabiliyorlar. Tess bu kararı alamıyor. Ama Joel'in alma şansı var. O da tamamen kendi bencilliğinden dolayı, kendi e geçmişinden dolayı, yaşadıklarından dolayı, psikolojisinden dolayı almak istemiyor. Ya da Tommy bu yolda fikrini değiştirebilen bir karakter politik siyasi ayrılıklardan dolayı kavga etmiş kardeşiyle ayrılmış ayrılıkçı olmuş ama daha sonra o da farklı bir sevgi mutluluk bulup sevgisinde sevgisini hamile kalmasıyla beraber belki de yıllarca karşı oldu hele de bir asker kökenli bir olarak e, karşı oldu o komün hayatının içinde çok çok mutlu olmuş. Yani buradaki Lastofa'sın of e, bize dizi boyunca verdiği bütün karakterler şu seyirci açısından da çok önemli yani biz ne kadar empati kurabiliyoruz, karşımızdaki ne kadar düşünüyoruz, kendimiz için mi yaşıyoruz, kendi vicdanımızı rahatlatmak için mi hareket ediyoruz yoksa gerçekten vicdan olarak mı kararlar alıyoruz? Bunların bence hiçbirinden emin değiliz. Emin olmak zorunda mıyız? Onu da bilmiyorum. Belki de bu konu tamamen psikolojiyle ilgili olduğu için hele de böyle bir dünyadaki psikolojiyle ilgili olduğu için bunu bilmek çok zor. Ee, ama bu dizinin mesela psikolojik bir okumasını böyle e, bilgili bir e, psikolog ya da psikiyatırdan almak isterim çok daha farklı detay şeyler görebilir. Benim en son eklemek istediğim ile ilgili olarak e, tabii insanların e, etrafını şekillendirmesini ve kiminin mutlu hareket etmesini, kiminin daha mutsuz hareket etmesini ve ona göre etrafını şekillendirmesinden bahsettim. E, burada e, Gerçekten hani mantarlar daha sinir sistemleri olmamasına rağmen daha akıllılar. Çünkü birbirine daha fazla iletişim kuruyorlar. İnsanlar bu kadar kur, kurmuyor. Ya hemen öldürmeye çalışıyorlar ve karşısındakinin üst, üstünü başını yemeğini almaya çalışıyorlar. Ya da e, kandırıp e, onları manipüle edip yönlendirip kullanmaya çalışıyorlar. Burada güzel bir detay daha var. Bunu daha çok görmek isterdim. Aslında yer yer görüyoruz e, hayvanlar. Yani insanların ya da hayatın daha çok yeşerdiği, doğanın hakim olduğu ve insanların burada daha mutlu olduğu yerlerde hayvanlar da mutlu. Özellikle şeye çok sevindim. Dizinin son bölümünde oyunda da gördüğümüz o meşhur zürafa sahnesinin yapılması. Evet mesela oyunu birebir görmek isteyeceğim. şeylerden biri olabilirdi. Elinin onu görünce heyecanlanması, ona dokunması. Belki de gerçekten eski dünya ile ilgili bir şeyler yaşaması çok güzel bu şey hissiyatı yarattı bende yani düşünsenize dünyadasınız böyle bir olay yaşıyorsunuz ve belki de size anlatılan yıllarca mesela dinozorlara çocukken çok ilgi duyarız ya böyle anlatılır kitaplarda okuruz işte Jurassic Park'larda izleriz falan onu görmek gibi bir şey bir dinozor görmek gibi bir şey eli için orada inanılmaz etkileyici dizi de bunu çok iyi başarmış yani oyunun korunda birebir aldığı bazı sahnelerde gerçekten çok doğru kararlar almışlar. Onu da çok beğendim. i̇kinci sezon hatta üçüncü sezon da olacak muhtemelen. onu da söyleyeyim yani ikinci oyunu ben henüz oynamadım ama onun nedeni oyuna bir ön yargımdan değil. başka konular olmuştu o dönem oyunu oynamak istememiştim. Ama işte yakın zamanda oynayacağım dizi de bitti. İlk oyun zaten oynamıştım. Şimdi ikinci oyun hikayesine o yüzden hiç girmeyeceğim ama ikinci oyun hikayesi daha geniş olduğu için... ...bir arada bir zaman atlaması olduğu için o zaman atlamasının doldurulacağı söyleniyor. E, güzel olur yani muhtemelen oradan iki sezon, üç sezon belki dört sezona giden bir dizi görebiliriz. E, Bela Ramsey ve Pedro Pascal zaten devam edecekler. E de Bela Ramsey müthiş oynuyor yani e, onun e, gelişimini görmek dizide de çok daha keyifli olacak. Ee, onun dışında bir eleştirim şu olabilir diziye ee, açıkçası şunu söyleyeyim ilk bölümü izlediğimde ya oyunun bir yani gerçek hayattaki ya da işte bir e, live action uyarlamasını mı göreceğiz sadece diye bir sıkılmıştım açıkçası. Ya bu kadar birebir gitmesi benim için çok sıkıcı bir tercih yani e, herhalde böyle oyundaki gibi cutscene ne kadar aynı yapsa gerçekten çok sıkıcı bir dizi izlerdik birinci bölümde bundan gerilmiştim. Ama 2'de bunu tamamen değiştiriyorlar. Verdikleri detaylarla çok iyi bir hale geliyor. Öyle 3, 4, 5, 6 derken müthiş gidiyor dizi. Son bölümde de biraz bunu hissettim. Evet hastane sahnesi çok güzel. Elinin, Joel elinin oraya düşmesi, Joel'in oradan çıkarken aldığı kararlar vesaire bunlar çok güzel. Çok güzel uyarlanmış ama çok birebir. Ben açıkçası o son karara, karara eklenecek ya da o karara giden yolda biraz daha bir derinleşme biraz daha Craig Mason'ın belki öyle şekillendirdiği bir yapı görebiliriz diye umuyordum. O çıkmadı. Ha bundan mutsuz muyum? Çok değilim. Ama bunu bir eleştiri olarak yapmak istiyorum. Orada çok bağımlı kalmışlar. Tabi anlıyorum bir yandan giriş ve çıkışta oyunun fanatiklerini de tatmin edebilecek en doğru noktalar. Yani o girişte hemen vermek aslında birazcık mısır gevreğini yedirmek gibi... Bir başta veriyorlar, bir de sonda veriyorlar. Okey, buna bu kabulüm ama umarım ikinci oyun e, oyunun hikayesiyle beraber orayı da çok daha derinleştirip hikayenin gittiği yeri bize daha e, derin ve detaylı bir anlatıyla verebilirler diye umuyorum. Tam kapatmadan önce bir, bir de Pedro Pascal'a değineceğim. Pedro Pascal'ın tercihi de bilmiyorum tartışılmış mıydı onu çok hatırlamıyorum ama ben açıkçası oyunun tabii eee oynayalı 10 sene olmuştu. Tekrar dönüp baktığımda e, özellikle oyunun e, gameplay'lerine tekrar baktım. Oynamak istemedim tekrar. O kadar vaktim yoktu çünkü. E, i̇lk çıktığında oynamıştım bir de. Tekrar baktığımda JoeR karakterinin ve Ellie karakterinin oyunda aşırı böyle Amerikan Amerikan hani nasıl anlatayım bunu? Böyle e, dünyadan kopuk sadece kendi bölgelerinde kalmış. Çok da hani e, çok da böyle dünyaya karşı fikri olabilecekmiş gibi değil. Hani o genel alıştığımız e, itici gelen Amerikan tipinde karakterlerdi. Özellikle Joel karakteri e, yapı olarak bahsediyorum bu arada. Pedro Pascal'ın çok değiştirmiş. Yani duygularını çok gösteremeyen, çok patlamayan, çok düşmeyen böyle o suratındaki ifadesizlik başta böyle ya un Pedro Pascal niye böyle oynuyor? Çok sevmeden mi oynuyor acaba motive mi değil? dediğiniz ama diziler ilerledikçe ha oha herif o duygusuzluğu yaşadığı duygusuzluğu, empati yoksunluğunu o aslında biriktirdiği öfkeyi falan çok iyi sakladın. Hele de dizinin son bölümünde hiç acımadan insanları öldürmeye başlayınca çok net görüyoruz. Artık en sonda ya iki noktada duyu kırılmasını yaşıyor. Bir bilim mektubundan sonra bir de son bölümden sonra. Orada artık biraz daha kendisini açıyor. Ve Ellie'ye karşı da aslında en kendisini açtığı noktada yalan söylüyor. E, hatta o ana kadar çok açıktı bir. Yani hatırlayın pardon Joel işte bile karşıda da açıktı, Tese karşıda da açıktı. Yani elinin ölmesini isteyecek kadar açıktı. Umunda değildi çünkü. Ve son noktada aslında kendi duygularını açtığında koruma içgüdüsüyle yalan söylemeye başlıyor ve Pedro Pascal'ın oyunculuğu e, sahneye koyduğu o, ...fiziksel bakışı, duruşu vesaire... ...gerçekten dizide müthiş çalışıyor. İkisini de takdir etmek lazım. Cast'ı da takdir etmek lazım. Bütün yan roller de... ...bu arada... E, ...müthiş. Yani hepsi... ...hepsi zaten hani... ...Nico Furman'ı... ...Park tanıyıp çok sevmiştim. Nico Furman 3. bölümde muhteşem oynuyor. Yine Frankie oynayan Murray Bartlett... ...muhteşem oynuyor. Yine son bölümdeki... E, ...Psikopat David oynayan... Hemen daha abimizin adını söylüyorum Scott Shepard. Yine böyle yan rollerin, yavşak yan rollerin adamı Scott Shepard. Çok iyi oynuyor. Hatta son bölümde Troy Baker da var bu arada. E, Joyce karakteri Troy Baker'da. Joel'in oyundaki sesi de bunu da belirtmiştim. E, bütün kas çok iyi. Görüntü yönetmenliği müthiş. E, yönetmen tercihleri çok iyi. E, son iki bölümde, e, ya yani son iki bölümün yönetmenliği belki tartışılabilir. Bir, bir tık daha iyi olabilirdi. Yani dediğim gibi biraz tabi senaryonun da oyuna bağlı kaldığı nokta olduğu için e, sanki Ali Abbasi diğer bölümlerdeki kadar müthiş görsel dokunuşlar ya da fikirsel dokunuşlar yapamamış gibi. Ama okey çok dert değil yani. E, i̇kinci sezonda da zaten benzer ekiple devam edeceklerdi. Hatta daha iyi yönetmenlerle bile çalışacaktır bu hype'tan sonra. Çünkü bu arada Astofas'ın toplam e, seyirci izlenme sayısı pardon. House of Dragon'ın toplamını çok az da olsa geçti. HBO hatta Warner'ın işte Discovery birleşmesinden sonra Warner'ın çok kritik bir süreçten geçiyor şu anda. Çok batma noktasına geldiler yani çok ciddi budgetlar kesiyorlar. Projeler erteleniyor hatta yan House of Dragon projeler ertelendi. Last of Us onlar için de çok büyük bir hit oldu. ve bunu da sürdürmek isteyeceklerdir deyip diziyi de son kez öneriyorum. En başta söylediğim gibi oyun oynamanız şart değil. ...iyi bir hikayesi izlemek istiyorsanız... ...bir klostrofobik ve işte bir felaket hikayesi... ...klasik bir felaket hikayesi değil de... ...gerçekten bu ortamda iyi insan hikayeleri izlemek istiyorsanız... ...Last of Us'ı net öneririm. 9 bölüm yapıştırın. İkinci sezonda görüşeceğiz. Bu arada birçok dizinde son sezonu yakında geliyor. Terlaso başladı. Onun videosu gelecek sezon bittiğinde. Succession gelecek. O da son sezonu, dördüncü sezonu da bitiyor... Onu 2 sezonu da beraber tamamını değerlendireceğim. Ee, bir tane de anime videosu gelecek. Hazır olun. NBA playoffları da yaklaşıyor bu arada. Onu da araya sıkıştırayım. Kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.